Sınıflarınızda geleceğin devlet adamları olabilir, geleceğin yöneticileri olabilir, geleceğin bilim insanları sizin sınıfınızda yetişiyor olabilir. O bilinçle sınıfınıza girin diyoruz. Ama sizin sınıfınızda geleceğin katilleri, geleceğin istismarcıları da olabilir. Sınıfınıza o bilinçle de girmeniz gerekiyor. Sen bundan yıllar sonra ana haber bültenine senin sınıfındaki bir öğrenci istismarcı olarak çıktığında, ben biliyordum zaten bunun böyle olacağını dediğin zaman, elini vicdanına koy. Sen ne yapabilirdin de yapmadın acaba? Ama eğer bir öğretmensen, elimden geleni yaptıysam, elimden geleni yaptım ama kurtaramadım diyeceğim. Sosyal medyada şunu görüyorum ben. Öğretmenlere çok yükleniliyor. Veliler öğretmenlere, öğretmenler velilere yükleniyor. Oysa ki biz bir zincirin halkalarıyız, o zincir boynumuzda. Öğretmen halkasını ayaklarımızın altında ezdiğimiz zaman o zincir bizi boğar. Biz öğretmenlerle birbirimize geçmiş şekilde hareket etmek zorundayız. Eğer sınıfta zorbalık mağduru bir çocuk varsa, o zaman o öğretmen tek başına bir şey yapamaz. Aile, okul yönetimi, öğretmen, hepsi o zincirin halkaları gibi birbirine geçip bu işi çözmek zorunda. Ama öğretmen aileden bekliyor, aile öğretmenden bekliyor. Zincir kimin boynuna dolanıyor? Zincir çocuğun boynuna dolanıyor. Gelecekte de o zincir toplumun, hepimizin boynuna dolanıyor.